Selamlar arkadaşlar, ben BlueBariton. Bugün birlikte New Verity oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Şimdi arkadaşlar 3. evrene geçtik. Bu da 1. evren. Bizim evimiz olan dünyaya geldik. 2173 yılı. Bakın burada bizi neler karşılayacak, büyük ihtimal insanlar diye düşünüyorum ama göreceğiz. Şimdi öncelikle ödüllere bakalım. Bir rastgele bir kartımı geliştirebiliyorum. Zaten şu özel kartımız sayesinde direkt hepsini geliştirebiliyoruz. O avantajımız olduğu için buna öncelik vermeme gerek yok. Burada 250 altın veriyormuş. Bu bizim için aslında gayet güzel bir imkan olabilir. Bunun için de istediği görev 3 tane efsanevi kartı kullan diyor bir savaşta. Bu yapılabilir. Bir sürü efsanevi kartımız var. Örneğin psikopat. Bir diğeri 3 tane mor kart verecekmiş. Gelişmiş birini seçebileceğiz. Bunun için de 2 veya daha fazla manaya sahip 5 tane kart kullanmamızı istiyor bir savaş boyunca. Şimdi bu ikisi ilgimi çekti. Çünkü marketten de bir şeyler alıyoruz. Altın ihtiyacımız oluyor ama bir bakıyorum hangisini alsak diye. Biz şu 250 altını alsak ödülden de altın gelir. Market ihtiyaçlarımızı hızlıca halleder. Ekstra yetenek puanları falan alırız. O yüzden ben buna gideceğim. Hem de elit bir savaş olacak. En azından %30 can doldurma yeteneğimiz vardı. O duruyor. O da kullanılabilir. Şu 250 altınlık elit savaşa bir gidelim. Bizim için başlasın bakalım. Bakalım nasıl düşmanlar çıkacak bu bölgede. Ben acaba dünya diye insan olur mu diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Geçsin bakalım, oluştursun. Tabi bu ilk seferde bizi biraz bekletiyor. Göreceğiz. Geçen seferki dünyada da ilk seferde bizi biraz fazla bekletmişti. Evet, oluştu. Oo, böyle ilginç şeyler gelmeye başladı. Bakalım neler çıkacak. Evet, şimdi bakalım bunlar nedir? Neler yapabileceğiz? Bu arada bakın artık yine çift hasarla başlıyoruz. Bir kalkan özelliğimiz hep duruyor. Ve de 5 zırh puanıyla başladık. Hemen şu görevimizi unutmayalım. 5'ten nesne. Bunu bir sonra, bu şeyden sonra nesne alma olayına girebiliriz ama şimdi zaten mevcutlarla beraber şunları alabilirim. Aslında 2 tane direkt kullanırız. Çünkü mana sayımızı arttıracak bu yetenek. Bu savaşta kullanmış oluruz. Mesela bu 8 hasar veriyor tümüne. Bu da 5 bağışıklık veriyor. Hatta bunları ben direkt alayım. Şöyle. Bunları biraz altın vereceğim ama o yeteneğimizi açarsak maksimum manamız şu an 5 yerine 6 olacak. Şimdi öncelikle düşmanları bir tanıyalım tabii ki. Önce şu küçük görünenden başlayalım. Bu bir ekinoid drone'muş. Baya güzel bir şey ya. Şekilli falan düşünüp yapılmış. Şöyle yaklaştırayım dedim. Baya güzel bir şeye benziyor. Şimdi mükemmel şekil 1, mükemmel şekil 2 diye 2 saldırısı var. Bir de özelliklerine bakalım. Şimdi dikenli özelliği var. Bu sürekli devam eden bir özellik. Ne zaman buna saldırırsak bize bir hasar verecekmiş. Evet, saldırdığımızda bir hasar yiyeceğiz. Ya, o zaman her zaman zırhımızla saldırmamız gerek ki zırhtan gitsin. Ve sürekli de şey yapıyormuş. Bir sonraki saldırıya karşı, evet, bağışıklığı varmış, tamam. Bu sürekli değilmiş, bir seferlik bağışıklığı var. Bir tane olumsuz özellik eklersek. Buna saldırırken zırh olması gerekiyor. Şu an bir zırhım var. Şuna gelelim. Bu gökyüzündeki hani göz mü demek istiyor? Ne? Overwatcher neydi? Gözlemcini tam bilemedim. Yanlış olmasın. 3 bağışıklığı var. Tamam. Ekstra zırhımı engelleyecek bir şey yok. Zırhımı kaldıran. Bunun ne yaptığına bakalım. Bir kere bize bir radyoaktivite ekliyor. Ya da 5 kere bir vuruyor. Ya da şey yapıyor. Bizden bütün zırhımızı kaldırıp 4'te hücum özelliği kazanıyor. Bunu arada bir yapıyor. Her zaman yapmıyor. Bakın bu iyi. Onu arada bir yapması iyi. Bunun yaptıklarına bakmadık. 4 kere 2 hasar veriyor ve 5 zırh kazanıyor. Ya da 10 hasar verip 5 zırh kazanıyor. Şimdi ne yaptığına bakalım. 4 kere 2 hasar yani 8 hasar. Bu da bize bir radyoaktivite ekleyecekmiş. Şimdi zırhımızın olması iyi. O bir radyoaktiviteyi karşılar. Bu da 4x2 diyor. 8 diyor. Demek ki 8 artı 1 9 diye düşünmeliyiz. Ama biz tabi bunu peri yapacaksak 8 diye düşüneceğiz. Ben tabi şuradan 9 olsun. Şöyle. Ama bu onu etkilemeyecek.
Şu an olumsuz özelliğim yok. Şu radyoaktiviteden başlayalım. Öncelikle bunların bir hangisi daha tehlikeli diye bakayım. Tam bu radyoaktivite ekliyor ve 5 kere 1 vuruyor. Yani özel bir şey yok. Ama onda hücum özelliği var. O onun hasarını arttıracak. Bunda diken var. Bu biraz daha tehlikeli. Bundan başlamak daha iyi. Şu an zırhım olduğu için şu radyoaktiviteyi ekliyorum. Şunu da ekle. Güzel. Şimdi zırhımız var ama yetmez. Bir tane hep şunlardan basmalıyız. Şöyle basalım. Güzel. 9 olduk. Şimdi şunu basarsam bundan sonra ki turlarda bir kartımın değeri hep 0 olacak. Bunu da basalım. Şununla da ekstra zırh daha basalım. Şunu da kullanmak istiyorduk ama şu an elimize geç geldi. Onun dışında ne yapabiliriz? Şu an zaten zırhlarımı sıfırlamadığı için ekstra zırh basabilirim bu turda. Sonraki turda rahatça savaşmak için, hasar vermek için. Şuradan şu bir aşırı ısınmayı da silmek için bunu kullanalım. Güzel. Şu karıştırı seçip yine şey geliyor mu diye bakabiliriz aslında o sıfır manalı kalkandan. Ama kullanmayacağım. Devam. Güzel. 9 zırhım kaldı. Bunu şimdi vereceği zehir de buradan zırhtan gider diye düşünüyorum. Aa yok, bu delici hasarmış. Doğrudan cana vuruyormuş. Şimdi bu 10'la geliyor. 5 zırh basacak kendine. Bu 5 kere 1 vuruyor. Biz şimdi şundan kurtulalım diyoruz ama bu bizi biraz daha zorlayacak. O yüzden ben buna döndüm şu an. Şu psikopatları bir kullanalım. Gerçi bende şimdi 9 var. Düşmanın bütün zırhını kaldırma özelliğimiz gelmiş. Ama bunu uygun yerde kullanmalıyız. Hem de buna sıfır gelmiş özellik. Şu psikopatı bir kullanalım. İkisine de üçer radyoaktivite. Güzel. Harcat 6 hasar. Yine bir radyoaktivite basalım. Yine tabi bu bizim kötü özellik gelecek. Yalnız bağışıklığı olduğu için bu almadı. Bir bağışıklığı kaldı. Onun dışında bakalım. Şöyle normal saldırı yapalım. 68'e indi. Bir psikopat daha bas. Güzel. Karıştırma kartımız gelmedi. Şunda da bir savunma bas. 10'a çıktı kalkanımız. En azından şu peri olur. Bir tane daha geldi bu kötü kartımızdan. Tamam. Şimdi en azından bir sonraki tur bu hiçbir şey yapamayacak. Güzel. Biz bir hasar yiyeceğiz tabii buradan. Şuradan da hasar yedik mecburen. Bu tur şimdi kaldı böyle. Şimdi şu yetenek sıfıra düşmüş. Buna 4 mana veriyorduk. Güzel. Bütün kartları geliştiriyor. Harika. Artık şunun aşırı ısınması 1-1 gidecek. Şu psikopatı kullan. Bakın bu 8'e çıktı. Bu 3'te. Bunu bir daha kullan. Güzel. Şimdi şunu kullanalım. Pardon, yanlış yere ekledim. Yanlışlıkla onu attım. Bunu atacaktım. Neyse olsun. Şu 0 manayla basalım. Onun dışında karıştırma gelmedi. Savunmayı arttırırsam şu an bakayım ne yapıyor. Evet, şu an bütün zaten zırhımı kaldıracak. O yüzden gerek yok. Bu 13 vuracak. 28 bu 15'e düşecek. Buna saldırmaya devam edebilirim. 2 çarp 5 10. Ama bu bir kere 2 3'ten 6 vuracak. O zaman geriye 9'u kaldı desek. Bir sonraki tur zehire kalır işi. Şunu kullanalım. İkisine de vurduk. Harika. Şu olumsuz özelliği kaldırıyordu. Bunu basabilirim. 13 gidince bunun 9 kalır. Bir sonraki tura 9 kalmaz elinde ama. O yüzden ben buradan saldırıyı kullanayım. O bir hasarı yeriz. Ne olur. Tamamdır. Şimdi turu geçelim. Bakın 7 zehiri kaldı ve 4 hasar alacak. O yüzden o mesele değil artık. Bu direkt ölecek. Buna döndük. Buna zehirini arttırmamız lazım. Şimdi aşırı ısınmamı azaltabilirim. Ama ben ona hiç bakmıyorum artık. Şununla karıştır deyip psikopat arayacağım. Gelmedi ama şu radyoaktivite var. Fakat bunu kullanma. Direkt karıştır geldi. Yine bunu kullan. Psikopat gelmedi ama şu manayı basalım. Onun dışında o zaman şu radyoaktiviteyi basalım. O zaman şimdi ne yapacağız bakalım.
Şunu direkt basıp en azından şu olumsuz etkiyi kaldırayım. Hem de bir zırh bastım. Şu zaten bana vuramayacak. Şu radyoaktivite ekleyecek. Şununla iki kere üç vuruyorduk. Vuralım. Şunun işi bitti bu sayede. Şu kalkan kaldırdığı için kalkan basarsa kullanabiliriz. Ben bu tur o zaman kalkanlar basayım. Biraz hasarım artsın. Şurada psikopat geldi. Vuralım. Yine bunu basacağım. Bir kalkan daha bas. Bunda da bir kalkan daha bas. Güzel. Tamam. Şimdi bu o kalkan kaldırma yeteneği gelmediği sürece 23 kalkanım bende yeterli. 5 kere 3 15 vuruyor. Tamam. Şimdi psikopatlara geçebiliriz. Şu bir. Sonra şu. Karıştırla hemen yine psikopat arıyoruz. Bir tane geldi. Hemen basıyorum. Tamam, şimdi 3 hasar almayı göze alıyoruz şöyle. Gerçi biz bunu çok sık kullanmamamız lazım. Çünkü bu patron değil, canımız dolmayacak. Şu olumsuz özelliği kaldırabilirim ama iki bana bak, karıştırı kullanalım yine. Şu psikopatı kullan. Şimdi 16, zaten 11 canı kaldı. Direkt bitecek. Biz artık zorlamamıza gerek yok. Ama ben yine de saldıracağım. Ve manamız bitti. Tamam. Şimdi de bitirelim. Direkt işi bitti. Ama bizim canımız biraz fazla gitti. 58'e düştük 71'den. Hemen 160 altın. 3 de yetenek puanı. Kartlara bakalım. Şimdi 3 kere 2 vuran kart gelmiş. Bununla bütün düşmanlara 3 kere 2 vuruyoruz. Ve de her shooting kartımız için manası da düşüyormuş galiba. Ha yok, her bir kullandığımız shooting için mi düşüyor acaba bunun kartın mana değeri 4'ten? Olabilir. Bunu geçelim. Şu sıfır manalı bir kart. Bütün kartları elimdekileri kullanılmış kartlar destesine, atılmışlar arasına atıyor. Rastgele 5 tane savunma kartı oluşturuyor. Ve bunu bir kere kullanabiliyorum. Fakat 4 aşırı ısınma katıyormuş. Buna gelince bakın 3 çarpı soru işareti var. Kaç kere 3 vuracağını belirleyeceğiz. Bütün düşmanlara elimdeki, yok, benim destemdeki her bir hindrance kart için kaç tane varsa o kadar çarpı 3 hasar verecek. Bu da biz bu aldığımız olumsuz aşırı yüklenmişlik kartı, aşırı yükleme, hindrance, onlar biriktikçe bu da o kadar yüksek hasar verecek demek. Geliştirince de çarpı 5'e dönüşüyor. Bu güzel bir kart. Bunu alabiliriz. Avantajı da elimizdeki olumsuz kartlar birikince bununla vereceğim hasar da yükselecek. Üstelik kritik denk gelince 3-6 olur. Biz gelişmişe çevirince de 5-10 olur. Bu kartı alacağız. Güzel. Sıradaki diyelim. Ve de şu görev ödüllerine bakalım. Şuradan 250 altını alıyoruz. Şimdi %30 can doldurmam zaten var. Duruyor. Bunu kullanabiliriz. Şu an 3 kere 7 21. 21.3'ten belki 21 belki 22 can bastırır. Bu bekliyor. Acelesi yok. Patron vakti gelince ya da canımız çok azalınca basabiliriz. Şu an 60'tayız. 13 eksik. Sorun yok. Yine altını ve yetenek puanını artık değerlendireceğiz. Bu arada nesne kullanmayı unuttuk. Bunları basmam gerekiyordu. Bu turda da yeniden iki nesne alıp bunu tamamlayacaktık. Bunu bir sonraki mutlaka ikinci kısımda tamamlayalım ikisini. Ondan sonraki kısımda da iki tane daha alıp tamamlayalım ki şu manayı patron savaşına gitmeden tamamlayalım. Bunu da unutuyoruz çok yoğunluk olunca. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olarak destek vermeyi unutmayın. Çünkü siz takip eden arkadaşların sayısı arttıkça bizlere faydası var. Bunun dışında beğen ya da beğenmeme butonunu kullanabilir ve fikrinizi belli edebilirsiniz. Görüşlerinizi ise yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Ben hepsini okuyup yanıt vermeye çalışıyorum. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.